Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Pascal, günaydın. Günaydın abi. Günaydın El Popito. Hasta siempre, comandante. Oo, nasılsın bakayım bu sabah, afacan? Ortaya karışık abi. Hey, mutedil dalgalı. Pascal, sana şu an bir şey sormak istiyorum. Sor abi. Bir damla olsan sevgilinin neresine düşmek istersin ya? Hayda. Ne hayda, ne hayda. Al sana soru işte. Sen bir damlasın. Bir damla sevgilinin neresine düşüyorsun? Ensesine. Ensesine. Neden usta? Abi, böyle ürpertip heyecan vermek için. Allah Allah. İşin gücün heyecan bro. Action oğlu, action yani. Hep böyle avantür peşindesin yavrum sen ya. Yapın bu. Kadir, tabiatın bu. Sen damla olsan nereye düşmek istersin? Ağzının ortasına. Niye be? E ona karışırdın. Yani onun bünyesinde yok olurdun Pascal. Vay Kadir, aşk adamısın. Tabii os. Gösterimem ama öyleyimdir afacan. Ne gösterirsin? Ben zampik gibi görünsem de aşk adamıyım Pascal. Ne zaman güneşi uzak ufuklarda batarken görsem ağlarım. Aa, neden? E romantiyim. Batan güneş bende hisli duygular uyandırıyor. Kadir, seninki var ya, romantiklik değil, manyaklık. Oğlum, insan güneş batı diye alar mı ya? Yavrum, kadınlar gözü yaşlı adam seviyor. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Pascal, onlar böyle gözü yaşlı romantik adam seviyorlar. Zırıl zırıl ağlayana ayrı bir merakları var abi. Yok öyle bir şey. Kadir, kadınlar var ya, sert adam sever. Ağlamaz, gülmez. Böyle öreceksin abi. Ağlamaz, gülmez mi? He. Ne demek efendim, kadınlar heykel mi seviyor ya? Vallahi Kadir, neyi sevdiğini bilsek bu adı olmazdık. Telefonla Kadir. Aa, pardon, pardon, pardon. Benimki kötü, özür dilerim. Alo. Kimsin? Kim? Çiftlik Bank Tosun'u mu? Sır mı arıyor? Yok ya, Tosun değil derken hayvan Tosun değil ya. O Çiftlik Bank'ta milleti tokatlayan Tosun. Aa, ne istiyor ya? Ne istiyor? Abi Uruguay'da yok canım, acayip ginlik yumurta çekti diyor. Sizden ricam diyor. 3 tane diyor çiftlik yumurtasını diyor. Galatasaray'ın kalecisi Mustra'ya verin de diyor. Bana ulaştırsın diyor. Adama bak ya. Allah dalga geçiyor. Lan sen bizden başka arayacak adam bulamadın mı ha? Pis, pis. Direkt Mustra'yı ara, bizi niye arıyorsun? Yürü git. Ne Mustra yani? Abi o da Uruguaylı ya, ondan. Bana bak Tosun. Bak adını bilsem de zikretmek istemediğim için Tosun diyorum. Bana bak, sen bir de rapçiymişsin ha, öyle mi he? He. Adı ne? Ha. Nece? Abi söylemesi ayıp diyor, iyi rapçiyim diyor. Rapte yeni bir ekol buldum diyor. Adı diyor hızlı rap diyor. Belli belli. Baksana millet ne çekiyor? Ya Tosun oğlum bak, bence sen buzdağının görünen yüzsün. Bu işin altında başka işler var bence ama dur bakalım ne olacak. Versene lan milletin paralarını. Versene lan. Ne demek o? Ne demek ya? Ne diyor ya? Sizde diyor para çok abi diyor. Çalışır yine piriktirsiniz diyor. Nasıl olsa başka biri çıkar tokatlar diyor. Ya tokatçı olacaktım ya tokatlayan olacaktım diyor. Başka yolum yoktu diyor. Bastım tokadı geçtim diyor. Hırsız bu ya. Ya Kadir bırak. Böyle insanlara var ya, muhatabı olmayalım. Alo Tosun. Vallahi tokadı bilmem de vatandaş seni ele geçirse çok sağlam fisting yapacak oğlum sana. Bak haberin olsun. Dünyada Türklerin az olduğu yerlerde gez, benden tavsiye. Bir daha da bizi arama. Güzel dedin Kadir. Ya Kadir ya, fisting ne? Yani hani top oynarken taraftar hani seni Pascal buraya yumruk havaya diye çağırıyordu. Sen de tribüne giderken 3 kere yumruk yapıyordun. Evet, onlar da oley oley diyor. Heh, işte fisting onun değişik bir versiyonu diyelim. Göster bakayım. Ağlarsın. Yapma. Acıklı mı? Neyse, kafanı böyle şeylere yorma Pascal. İyi bakalım peki. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Abi bu ilk buluşmalara özeniyor musun? Evet tabii abi. Dikkat mesela, ederim. Ha, ne yapıyorsun mesela bro? Duş alıyorum. İşte medeniyet. Yemin ediyorum. Bak nasıl da özel olarak... nasıl da özel olarak hazırlanıyor Pascal'ım ya. Beyler duyun da örnek alın ya. Adam duş alarak hazırlanıyor... Oğlum sen normalde duş almıyor musun ki? Ya öyle değil.
Sabah aldım mı ya? Mesela akşam buluşmadan önce yine yarın. Yani buluşma için özel olarak ikinci defa duş almaktan bahsediyorsun sen. Heh. Vallahi bravo. Çok özel bir alaka bu ya. Öyle desene bro. Ha bak, helal olsun. Sen özenir misin? Tabii ki ben de özenirim. Kuaförüme giderim, şık giyinirim, güzel kokular sürünürüm filan. Peki Kadir, ilk buluşmada başına gelen en kötü şey ne? En kötü şey... Bakayım. Ha, şey var ya, iki şubesi olan bir restoran vardı Pascal. Birbirimizi yanlış anladığımız için iki ayrı yakadaki iki ayrı şubeye gitmişiz ikimiz de. Oğlum. Bir de en trafikli saatlerde, akşam saatleri. Ne yaptınız? Kadere boyun eğdik Paskal'ım, nasip değilmiş bu ustad dedik. Nasıl? Buluşmadınız mı? Yok abi, iptal ettik. Zaten bir daha da hiç buluşmadık yani. Hayda. İlk buluşma olmamış ki. Ya belli ki belli bir yaştan sonra zor geliyor ya. Aman dedik ya, olmadıysa hiç zorlamayalım. Vardır işte her işte bir hayır, bunda da bir hayır vardır dedik. Kadir sen var ya, cins adamsın. Ya iyi ki de buluşmamışız ya. Kız birkaç ay sonra Facebook'ta denk geldi, evlenmiş. Yok artık. Tabii abi, kazadan kurtulmuşum gibi düşün beni ya. O gün bulsaydık belki bugün Kadir kardeşin... Sus. Aklısın. Ya sorma Pascal, ucuz atlattık ya. Senin başına gelen en kötü nedir? Abi en kötüyü söyleyemem de. Kızın evine gittim. Kapıyı babası açtı baba. Aa, eyvah. Evet. Sen biliyor muydun evde olduğunu? Yok abi. Kız bana kapının önünde bekle demiş. Ya sen var ya sen. Ya bekler mi Pascal ya? İlla o kapıdan içeri girecek. İlla. Ne dedin babasına? Efendim merhaba. Ben Beşiktaşlı futbolcu. Pascal Numa. Ha, adam panikten nasıl saçmalamış bak. Abi adam Beşiktaşlıymış. Boyduma sarıldı. Yavrum sormadı mı hayırdır benim kapımda ne işin var diye? Sormaz olur mu? Sordu ya. Sen ne dedin? Proje kapsamında sürpriz olarak kapıları çalıyoruz. Böyle dedim. Adam bunu yedi mi? Abi o saatten sonra yese de yemese de. Vay be. İlk buluşmaların en kötüsünü neden söylemiyorsun? Onu söyleyemem dedim. Ben ona takıldım ya. Söyleyeyim mi? Söyle tabii abi, bak biz söylüyoruz. Burada aileyiz, biz söyle ya. Abi ihsan oldum. Ya bunun devamını dinlemeyelim Paskal'ım ya. Bence de. Onu evet, tanım evet abi. Çok feciymiş be. Aragaz. Ya neye uyuz oluyorum biliyor musun Paskal? Ne abi? Ya biz de boş yapıyoruz. Yeri geliyor, goy goyun da dibine vuruyoruz. İcap ettikçe, ama bazısı var. Ağzından çıkanın tosladığı duvarı bilmiyor ya. Ya onlar benim tadımı çok fena kaçırıyor arkadaş ya. Evet abi, ben de gıcık oluyorum. Kime gıcık oluyorsun Pascal? Duvara tostlar ya da. Diyor musun peki ya, yazık, sakat herhalde falan gibi şeyler, yoksa demiyor musun delikanlı gibi? Demiyorum abi, öyle laf söylemem. Sen var ya sen, farkındalıkların tezenesi, inceliklerin abidesisin de o yüzden kardeşim. Bak döndürdüm dolaştırdım lafı diyeceğim yere vardırdım. Arada bir de seni zarflayıp nabzından bir kıt aldım. Çiçek gibi oldu ortalık, görüyorsun bak. Kadir ya, nereye bağladım? Anlamadım ben. Ya bu ağzından çıkanı duymaz, edebi erkanı bilmez, sakattı, özürlüydü, engelliydi. Çeşit çeşit vaziyet alıp hakaret diye diline pelesenk eden aymazlara bağladım. Ya onları ahırlara bağlasınlar, zincirle sokaklara salmasınlar Pascal ya. Ben onlara doluyum arkadaş. Tamam Kadir, sinirleme. Öyle alışmışlar. Ya ağzın her şeye alıştırırsan ne yediğin belli olur, ne içtiğin belli olur Pascal. Geldik 2018'ine. Artık bu yıldan itibaren de insanlara yol yordan böyle mi öğreteceğiz be kardeşim? Yanlış mıyım hacı? Doğrusun ama sakin ol abi. Ya sakin kalamıyorum Pascal. Hele o köprüyü ben öyle maviş maviş gördüm ya geçen gün. Artık ben sakin kalamam ya. Ben de gördüm. Ne güzeldi. Ya fark ettin mi sen de? Farkındalık şeysiydi o. Çünkü otizm farkındalık günüydü. Dediler ki farkında olursun. Efendime söyleyeyim, bilinçli olunsun. Cahil cahil konuşup edepsizlik edilmesin. Sakat diye hakaret olmaz. Bu bir ayıp değil densin. Yani otizm zaten bir farklılıktır. Evvela o öğretilsin. Daha bir sürü şey söylendi Paskal'ım. Peki Kadir, öğrendik mi? Öğreniyoruz yavaştan da olsa. Öyle. Öncelikle bak otizm neymiş onu öğreniyoruz. Herkesin cebinde telefonu var, tableti var. Olmadı ne bileyim işte laptopu var değil mi? Laptopu var, açıyoruz öğreniyoruz neymiş ne değilmiş. Bu otizm denen şey herkes öğrenebilir. Ya onunla kalmıyoruz, dilimizi törpülemeyi, efendim dikenlerimizi ayıklamayı öğreniyoruz. Yani sakat diyerek hakaret etmemeyi öğreniyoruz.
otistik misin diye aklımız sıra aşağılamamayı öğreniyorum. Bunların ayıp olmadığını da bunları hakaret olarak kullanmanın ayıplardan da ayıp olduğunu öğreniyoruz yani. Kadir ya sen var ya ne ince adam mısın? Paskal'ım bunlar insanlıktır ya, inceliktir. Başkadır bakma. Görmeye görmeye unuttuk biz de bu işleri ha. Normalde şaşırır anormali kabullenir olduk yani. Bunları çözelim Paskal'ım. Çözelim abi. Sen öyle diyorsan. Ben öyle diyorum. Sabah sabah çoluğu var çocuğu var. Onların da zihninde bir yer edelim diyorum ya. Eğilim işte hala böyle konuşan ama niyetinden kötülük olmayanlar da bir faydamız olmuş yani. Olmuş olsun değil mi? Ağzımıza dilimize pelesenk olan bu kem sözlerden arınalım. Böyle edebimizle konuşalım diyorum yani. Böylesi daha güzel değil mi Paskal? Çok iyi abi. Vallahi bak seni takdir ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum o halde Paskal. Öğrenelim kardeşim bunları. Son sözüm de bu olsun. Güzel bağladım. Aragaz. Paskal. Geldi abi. Şu an stüdyomuzda kim var? Zahmet abi geldi. Hanımlar beyler eski hakem, eski doktor, eski insan. Her şeyin eskisi, arızanın yenisi. Zahmet Çeker abim stüdyomuzda. Zahmet abi adamsın. Bakın beyler peşinen söyleyeyim. İlk gördüğüm andan beri ikinizden de ayrı ayrı tiksiniyorum. Dedi duyurum da yıllar içinde bir değişme olmadı. Ayrıca şu an stüdyodaki ortamdan ve havadan hiç hoşlanmadım. Komplo seziyorum, çakallık seziyorum. Böyle beni değişik mecralara mı çekmek istiyorsunuz şuursuzlar? Abi ne alakası var ya? Biz senden faydalanmak istiyoruz. Gizli bir ajandamız yok. Niye olsun ya? Neyimden faydalanacaksınız? Bakın beyler. Makyavelist bir takım tavırlar seziyorum. Jacoben konuşmalar duyuyorum. Bugün sizden hiç hoşlanmadım. Haberiniz olsun. Kadir bundan sonra sen benim için kahve bardağına el yakmasın diye geçirilen kartonsun. Paskal sen de bundan sonra benim için araba içinde unutulduğu için leş gibi kokan araba alıcısın. Buyur. Ne demek şimdi bu? Ne alakası var? Bunları hala sorguluyor musun sen Paskal'ım ya? Zahmet abin her zamanki delilikler deli haller işte. Bakın beyler. Yıl 1992. Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finali. Perugia Bayern Münih maçı. Maç Münih'te. Maçın hakemi benim. Yardımcılarım bir Koreli bir Afrikalı. Ben onların dilini bilmiyorum. Onlar birbirlerinin dilini ve benim dilim Türkçeyi bilmiyor. Ayrıca üçümüz İngilizce bilmiyoruz. Bu yüzden de böyle şebekler gibi işaretle anlaşıyoruz. Neyse stada gittik. Hakem odasının olduğu koridorda kenarda bir genç çömelmiş. Sarışın, üstün insan gibi böyle fizikli, kurt grisi gözler, sarı saçlar. Bir boya sandığının önünde oturuyor ve boyacı fırçasıyla sandıkta dümtrak diye 6-8'lik daha çok böyle Azeri türkülerinde rastladığımız aksak bir ritimle boyayalım abiler parlasın diye bağırıyor. Kim? Kim o abi? Jürgen Klinsmann. Beni gördü. Hoca parlasın dedi. İstemez genç dedim. Yürüdüm. Arkamdan gelip ayakkabıma bir parça siyah boya çalıp Bayan Mini soyunma odasına kaçtı. Niye ki? Ya bunu Sultanahmet'teki boyacılar da yapar. Turist ayakkabısını boyatmaya mecbur kalsın diye ayakkabıya turistin beklemediği bir anda haşırt diye boya sürerlerdi. Yani Jürgen Klinsmann koskoca Alman milli takımının forveti, Marsilya'nın efsanesi, Bayern Münih'te zaten efsane olmuş. Niye stadın soyunma odası koridorlarında ayakkabı boyuyor ben onu anlamadım Pasko. Ben de anlamadım. Sormak için Alman soyunma odasına girdim. Beyler böyle bir şey yok. Bu hayatta ben çok soyunma odası gördüm ama Alman takımlarının soyunma odası gibi bir oda görmedim. Fihmih durumları. Toprağı olsun Bayan Mini'yi o zaman Bertie Fox çalıştırıyor. Ona hocam bu hal nedir? VGT'si ile dedim. Grup çalışması yapıyoruz. Ref, ekip olmak için bu çalışma önemli dedi. Baktım Klinsmann az önce elinde tuttuğu boyacı fırtasını şitilikeye. Neyse arkadaş maç bir başladı bir dakika. Ben bunu niye anlatıyordum? Vallahi onu biz de kendimize soruyoruz da kızarsınız diye size sormaktan çekindik. Siz beni ortaya alıp maskara mı ediyorsunuz? Bu mu yahu planınız? Yavrum sizin fare tuttuğunuz yerde ben kedi kovalıyorum. İkinizden de şu an ekstra köpüklü ve az yağlı olarak tiksindim beyler. Paskal bundan sonra sen benim için fermuar kafasına sıkışmış mont astarısın. Kadir sen de bundan sonra benim için bazı otel odalarındaki küvetlerin kenarına konan sarı oyuncak ördeksin. Sizden tiksiniyorum. Dinleyenlerden de tiksiniyorum. Kendimden nefret ediyorum ve bu stüdyoyu terk ediyorum beyler. Ya Kadir, stüdyoyu da terk etmek yeni mi oldu?
Kafasına isen çıkıp gidiyor. Ya bırak gitsin ya Pascal. Ya delilerle mi uğraşacağız bro ya? Aragaz. Kadir ya. Ha buyur brocum söyle. Bir şey yasaklasan ne yasaklardın? Şimdi vallahi ne diyeyim, buna da tak diye cevap verilir, verilir ya. Bak yakışıklı adamların sakal bırakmasını yasaklardım hacı. Allah Allah. O ne ya? Ya biliyorsun şimdi sakal son yıllarda çok moda. Kadınlar arasında da bir sakal sevdasıdır gidiyor. Ayrıca başka bilinen bir gerçek var ki sakal yani çirkin adam makyajı. E bu durumda ortada büyük bir haksız rekabet oluyor ya. Ne alaka ya? Ne demek ne alaka kardeşim? Ortalama bir arabanın vergisiyle spor arabanın vergisi bir mi? Değil. Spor arabaya binen bir bedel ödüyor. Bunun için. O zaman yakışıklı erkekler de ödeyecek. Kardeşim sakal bırakmamaları gerekir. Yani böyle bir bedel ödemeleri gerekir. Efendim sakal bizim hakkımız olması gerekir. Efendim? Kadir o zaman sende niye sakal yok? Neden sakalım olsun canım? Çirkin adamın makyajı dedin. Senin de sakalın yok Pascal. Ben çirkin miyim? Ben çirkin miyim? Yakışıklı mısın? Değil miyim? Bilmem. Nasıl hissediyorsun? Yakışıklıyım tabii. Peki abi ben ne diyeyim ya? Sen öyle diyorsun. De. Çirkinsin de. Can çekişiyorsun karşımda. Ha? Allah Allah. Sokalım vardı ya bir zamanlar oğlum. Yeni kesmedik mi bir iş için? Abi bir an çok korktum. Niye korktun? Ne bileyim. Yakışıklıyım derken çok inanmış gibiydin. Ya bak bu öyle bir şey değil ya. Çok belli bir şey. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklı ben değilim. Kadınlarda da bu durum var. Onların durumu bizden daha fena. Nasıl ya? Ya arkadaşım biz çok sallamıyoruz bu yakışıklı olup olmama mevzusunu bence. Ama kadınlarda sürekli olarak tüm kadınlar güzeldir baskısı var. Hayır değilsiniz ablacığım. Yani bir kabullenin ya. İçinizde gayet çirkinleri var ya. Lütfen bunu bir hakaret olarak almayın. Hayatta var olmanın zorunlulukları arasında değil ki güzel ya da yakışıklı olmak efendim. Ama Kadir biriniz çirkinsen demek çok çirkin ya. Ya bunlar ezber Paskal'ım. Öğretilmiş şeyler bunlar. Barışmamız lazım bu durumla ya. Dünyanın büyük çoğunluğu efendime söyleyeyim çirkinler tarafından oluşturuluyor. Yani biz çirkinler ben de çirkinim. Ama hala bundan bir gocunma, bundan bir kaçma. Bu çok saçma. Yani kötü insan olmak utanılması gereken şey. Çirkin olmak değil ki. Elinde olan bir şey değil. Allah öyle yaratmış ya. Ha? Sen mi seçtin böyle görünmeyi Pascal? Vay be Kadir. Böyle düşünmedim. Sen prensip olarak zaten hiçbir şey düşünmeyen bir adamsın Pascal. Sen üzülme gülüm incinme. Yani canımın içi Pascal'ım. Sen küsmesen Kadir abin düşünür. Senin yerine de düşünür yavrum aslanım. Kadir ya sakaldan nereye geldik? Onu bak iyi dedim. Ben buradan tüm yakışıklılara sesleniyorum. Kardeşim siz de çekin artık şu sakaldan elinizi. Onu bari çirkinlere bırakın. Ayıptır ya. Ya sakalınız da olmasın ya canına yandığımı. Bırak da çirkin de sıfatı gizlesin ya onunla. Ya garipler de sakaldan yürüsün ya. Ya ne olacak yani? Ya bütün kadınlar mı size aşık olacak ya? Evet abi. Güzel olur. Ya düşündüm de hakikaten güzel olur ha. Yani hayali bile güzel. Keşke bir günlüğüne aşırı yakışıklı erkek gibi görünsek de o duygunun nasıl bir şey olduğunu yaşasak ya. Yok be Kadir. Bir numarası yok. Bir yerden sonra sıradan oluyor. Çok yakışıklı olmak dedim Pascal. Sen niye üzerine alıyorsun bu çok yakışıklı olmayı? Çok yakışıklı değilim. Öyle misin? Değil miyim? Yani ne bileyim. Tamam peki öylesin hadi üzmeyeyim seni. Allah Allah. Allah Allah. Tamam çok en yakışıklı sensin. Tamam. En çok sen. Ha, hadi. Aragaz. Pascal. Sir. Sinan Akçıl'ı bildin mi? Bildim. Popçu, besteci. Bak şimdi öyle dedin de bir popçu hanımefendinin yeğeni var. Belli ki kuaför ama ablasının popülerliğinden yürümek istiyor. Kartvizitinde kuaför, klip yönetmeni, basın danışmanı, yaşam koçu yazıyor. Baba. Vay be. Kadir ya. Sezen sana tanabilir. Daha az malzeme var. Ya arkadaş ne acayip bir yere doğru. Ya yırtmak için girilen şekillere, şemallere bak Pascal. Yani bir yol seç, ondan sebat et değil mi? Ama yok, zihniyet şu. Ya Hacer yengeden bulurum ya dayımın kızı olurum diyor. O ne demek be? Yani orayı da emeyim, burayı da emeyim. Bir yerden bir şekilde yırtalayım. Olay bu yani. Pascal. Neyse, ben Sayısal Bahri'nin şu hayatta en büyük korkum yaşarken anlaşılmamak dediğini duydum ya. Ya Van Gogh musun abi? Sayısal bayisin. Sen ne yapıyorsun ya? Niye abi? Adam belki haklı. Gerçekten de korkuyordur. Yavrum neden korkuyordur?
Adam yani nasıl yanlış anlaşılmaktan korkuyor? Nasıl yanlış anlayacağım adamı lan? Adamın hayatında kullandığı iki soru var. Makina mı oynayacak birincisi? İkincisi tam kolon mu? Zannedersin kendisi James Jost diye canına yandım. Bilmem yazmış bir kitap da anlaşılmamaktan korkuyor. Bu abi adamın yaptığı iş. Ya Kadir, Sinan Akçıl'dan James Jost'a geldik. Ya o değil de Kadir Doğulu var ya oyuncu. Onun da bir hanımı var, o da oyuncu. Bir gözlük takmışlar, 2 milyon almışlar. Nerede abi? Biz de gidip alalım. Yo yani bir İtalyan gözlük markasının reklam yüzü olmuşlar. Kadir ya, sen gözlük taktın mı? Taktım. Üste para aldın mı? Yavrum ne para alması bebeğim, üste para verdim. Ya çerçeveyle beraber 3 bin lira verdim ya. Tüh. Abul teleskobu mu? O ne ya? Kardeşim gözlükte üst kaliteyi tercih eden bir insan. Nerede ya bizde o şans? Gözlük takacaksın da üstüne de 2 milyon. Gerçi 2 milyon olduğuna da inanmıyorum ya, neyse. Yani al malımı kullan. Bir de al üstüne nerede para al. Bir de o öyle bir şey. Nerede bizde o şans ya? Göremeyeceğiz bizi öyle bir gün Paska. Bozmam orayı mı? Mevzu yadın. Evet, Sinan Akçıl'a dönelim. Sinan bodybuilding yapmış Paska. Aa, o da mı yapmış? He, 8 ay 240 saat bodybuilding yapmış. Göbek gitti, baklavalar geldi diye atletini kaldırıp karın baklavalarını göstermiş. Of ya. O fotoda var ya, çok klasik foto ya. Ya 2 ay dumbbell kaldıran hemen gazetecileri çağırıyor. Atleti eliyle sıyırıyor, karnını gösteriyor. İşte şunu yapamadık ya biz. Hayatımızda yapamadım şunu ya. Vallahi. Bana yap abi. Şimdi yap. Burada mı yapayım? Yap abi. Kim görecek? Ay ben hiç böyle poz vermedim ya Paskın. Hadi kalk. Ha? Ha? Tamam. Çıkar gülmeyi. Tamam. Şimdi abi atletin önünü kardın. Ha. Ağzı nasıl? Tut. Bu ne lan böyle? Tüh. Ey. Pardon Paskar. Göbek pamuğu atlete şey yapmış yani. Aniden yukarı çekince fırlayıp ağzını. Kapat abi kapat. Ay kapat ha, tamam ya, be ya. Hakikaten kardeşim, kilolu adama bu poz hiç gitmiyor ya. Ya kendimi pin-up kızı gibi hissettim la bir an. Of abi ya, bu ne böyle ya? Ya kardeşim göbek pamuğu dedim ya. Yani bir şey değil ya, oluyor o iç çamaşır atletten dolayı oluyor. Ya sosyal medyada Sinan Akçıl'ın baklavalarına Photoshop demişler. Sen baklava karından anlarsın. Şu fotoğrafa bir bak bakayım. Harbiden Photoshop mu ya? Bakayım. Dur. Abi bunlar ne ya? Sinan Akçıl'ın baklavaları. Abi baklava değil. Şöbiyet olmuş bu. Bence baklavadan çok halk ekmek sırtı gibi, değil mi? Ya Sinan'ın karın programını yazan hoca yanlış yazmış bence. Paska. Sanki var ya, Sinan'ın karnına pimaj döşenmiş. Doğru, bak işte kardeşim. Buradan ne anlıyoruz? Güzel fiçut da her erkeğe yakışmıyor. Bravo. Abi eğer bodybuilding yapalım, güzel vücut olacak diye bir şey yok. Mesela ben bodybuilding yaptım ama olmadı. Ben ne body oldu ne bildik oldu. Niye olmadı kedim? Abi samimiyetle bu bodybuilding'e disiplin içinde çalıştım ama spor beni sevmedi. Yani beni reddetti be Pascal. Yani yeteneğim yok be abi. Abi bu futbol değil, basket değil. Halteri var ya, indireceksin, kaldıracaksın. Yeteneği gerek yok. Ya fiçutumu şekle kirme yeteneği yok, onu demek istedim yani. Abi kendi halini bırak. Bıraktım, böyle oldu. Sana yakışıyor Kadir. Sen hiç zayıf oldun mu? Abi benim 35 senem zayıf geçti ya. Ben 35'inden sonra böyle göbüşlü oldum Pascal. Ben hiç görmedim abi. Kime benziyordun? Oğlum 35 yaşıma kadar sen beni gördün mü ki? Gerizekalı ya. James Bond'u düşün. Evet. Tamam şimdi bırak artık, düşünme. Bıraktım. Daha. Niye James Bond abi? Yani şeyi yaratmaya çalıştım. Ben zayıfken yani 35 yaşına kadar böyle Ali Koç'la Mesut Yılmaz arası bir tiptim yani. Aşağı yukarı baktığın zaman da yani uzaktan da Roger Moore'a benzerdim onun. Aşağıdan yukarı nasıl oluyor ya? Ya işte aşağıdan böyle maviş yüzüne bakan olmadı mı hiç Pascal? Nasıl? Ya tamam canım ya. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. YouTuber olalım mı bro? Kadir Bey. Kaç yaşında adamız? Boş yap. Niye ya?
Bankaların genç kart kulübü mü bu ya? Okumanın nasıl yaşıyorsa YouTuber'ın da yaşıyor kardeşim. Ya kardeşim bu işleri var ya hep çürük çürük yapıyor. Görüyorum ben. Sonra el alem ne der? Ya Pascal sen annemle günlere falan mı gitmeye başladın yavrum ha? Ya sen Fransız bir siyahisi kardeşim. Mahalle teyzesi gibi bu sözler ne ya? Allah Allah el alem ne der ne demek? Bunu yakışıyor mu senin ağzına bu sözler ya? Kadir tamam. Nereden çıktı bu iş? Çok sağlam para var diyorlar bro. Yapma ya. Kadir ya paradan girerek beni kandıracağını sanıyorsan çok haklısın. Bak bravo bro Pascal. Ya hemen şey moduna geçtin tabii değil mi? Talking moduna geçtin bravo. Ha? Hemen geçtin now we are talking moduna bravo. Yeah, bana bunlara gel. Ne yapacağız abi? Şimdi bakacağız yani neler tutuyor ona göre bir şeyler bulacağız yapacağız bro. Kadir bu ergenler var ya. Evet. Onlarla bir şey yaparım. En çok var ya onlar izliyor. Valla ben ergenden en çok seveceği şeyi çekerim de. Yani ondan sonra o kanal açık kalır mı bilmiyorum. Yani 12 saniye sonra kapatırlar diye düşünüyorum. Hayda. Oldu mu ya? Olmadı işte onu diyorum ben de. Olmaz yani kapatırlar. E peki Kadir. YouTube kardeşler ne yapıyor öyle? Valla denişik videolar çekiyorlarmıştı. Challenge yapıyorlarmıştı. Dis atıyorlarmıştı. Ne yapıyorsun Kadir? Biz diyoruz ki Türkçe öğrenelim. Sen bana İngilizce konuşuyorsun. Öyle diyorlar. Şeyler öyle yani. Üslup öyle. Pascal ben ne yapayım ya? Bak en son izlediğim videoyu anlatayım sana. Anlat. Sen ki var ya anlatma desen anlatmayacağım. Hadi anlatmayacağım lan. Anlatırsam Arap olayım anlatmayacağım. Senin var ya bir fırın ekmek yemem lazım. Ne için? Abi Arap olmak öyle kolay değil. He. Ben var ya yıllarımı verdim. He. Yani bir fırın ekmekle Arap olunmuyor Pascal doğru. Neyse obez olurum değil mi en az yani. Az obezim zaten biraz daha olayım ha. Ne diyorsun gülüm? Anlat tamam ya. Kisa kes hadi aydın havası olsun. Raflara bak raflara. Harita getirsem aydın diye Cezayir'i gösterirsin sen. Neyimi gösterelim? Ya senin ben coğrafya hocana sayayım Pascal. Neyse ismi lazım değil bu kardeşimizin YouTube'da 2 milyon takipçisi var. Boru değil. Kaç. Aklın şaştı değil mi? Vay be. Doğru abi 2 milyon rakamla 2 sayıyla 2 milyon milyon takipçi. Kadir videoda ne yapıyor? Ölümsüzlük iskilimi. Valla bilmiyorum toplamış birkaç kankitosunu kütüphaneye gitmişler bunlar. Ne var bunda? Ya bak dinle. Neyse kütüphanede cezalı oyunlar oynuyorlar bir kenarda. Mesela atıyorum birisi kaybediyor ona ağda yapıyorlar. Ne bileyim işte birisi burundan acı sos çekiyor. Ondan sonra cezalıyı dövüyorlar ve sessiz kalmak zorundalar kütüphanede. Bunu da milyonlar izliyor öyle mi? Hem de nasıl izliyor biliyor musun? Para nereden? Birkaç yolu var. Bir defa YouTube videoları aldığı reklamdan tık başına para alıyor. Yani bir reklam veren bunlara reklam veriyor. Aldığı tık başına da bunlara para veriyor. Ondan sonra dolayısıyla böyle ayda ciddi bir 40-50 bin dolar kazanan varmış ya bu YouTube videolarından. Sonra videoların içine ürün yerleştirme yapılıyor. Ondan para alıyorlar falan. Yani farklı yolları var ama totalde ayda 40-50 bin dolara yakın bir mevcut güzel sakal indiriliyor. Az mı? Vay be Kadir ya. Neler dönmüş ya? Tabii kardeşim. Biz uyurken bak uyuyan devi uyandırdılar artık yiğidim. Ha? Biz de artık açacağız kanalımızı. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyeceğiz. Öyle mi oluyor? Genelde giriş öyle. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın falan diyorlar. Ya Kadir ya. Bunu diyebilecek bir adam tanıyorum. Kim o adam? Acun. Acun Ilıcalı. Evet. Pascal ama bak bu televizyon değil. Yani o kafadan çıkmak lazım. Artık devir dijital devir usta. Yani biraz böyle televizyon kafasıyla düşünmemek lazım. Dijital kafasıyla düşünmek lazım. Sen de biraz geliştir kendini ya. Doğru diyorsun abi. Biz eskide kaldık. Ya tüplü televizyon gibi adam kaldın sen Pascal ya. Kadir o göbekle ben de tüplü deme. Yavrum karıştırma göbeği şimdi. Ben kıymetli ziynetlerini gizleyen bir beyim. Allah Allah. Bizde yok mu sanıyorsun karın kası? Yok. Yok doğru söylüyorsun hakikaten yok. Ama olsaydı da gizlerdim ben öyle insanların gözüne sokmazdım ya. Hadi kar. Özel insanlara gösterdim. Aragaz. Pascal. Geldi abicim. Şu an stüdyomuzda kim var? Taner geldi.
Taner gezerek. Hanımlar beyler ve yaz bahar aylarının yaklaştığı şu dönemde tatil planı yapan sevgili dinleyiciler. Ünlü turist gaydı dünyayı avucunun içi gibi karış karış bilen yılların turizmcisi çok değerli üstad Taner gezerek stüdyomuzda. Taner abi ne haber ya? Sağ ol Pascal, ya sen nasılsın abi ya, görüyorsun işte. Yüzüne ne oldu Taner? Ya kutup ayısı ısırdı ya. Kutup ayısı mı ısırdı? Evet, kutup dairesine ayı boyama turuna götürüyoruz da vatandaşı. Aa, ya abi ayı boyama turu mu? O ne ya? Abi biliyorsun artık turist heyecan arıyor. Yani biz de kutuplara kutup ayısı boyama turu düzenledik. Boyaları alıyoruz, kutup ayılarını yakalayıp rengarenk boyuyoruz. Bunu ayrıca böyle kurumsala da yaptırıyoruz abi. Ekip çalışmasını geliştirmek ayağına bir sürü şirkete kakaladık biz bu turu. Arada iki tane CEO'yu kutup ayısı yedi ama Denyo bir iletişim müdürü de kutuplara yerleşmeye karar verdi ama güzel gidiyor yani. Peki abi yeni sezonda nasıl turlar var? Abi bu sene Trend Afrika diyorum. Nasıl Afrika? Güney Afrika abi. Ne yapacaksınız orada? Dangerous turlar yine tabii konsept olaraktan çok revaçlı. Yani şimdi turist güneş, deniz, kum, yeme içmeyi bıraktı abi. Tehlikeye döndü artık. İnsanlar artık böyle güneşin altına malak gibi yatmak istemiyor. Küresel ısınma büyüdü. Artık her yer sıcak tabii. Zaten bu küresel ısınma en çok turizme vurdu. Adam soğuğa meraklı. Sibirya'ya götürüyorsun, güneş açıyor abi. Var mı böyle bir şey ya? Yani biz taş mı yiyeceğiz kardeşim ya? Geçen Akdağlarına ekskursif bir tur yaptık. Çok zengin karı koca yaşlı bir çift. Tansiyon hastası. Doktor bunlara soğukta durun, sıcak size yaramaz demiş. Bunlar da Alplere gidelim, soğuk olur demişler. Ya götürdük 1300 metrede 35 derece sıcak abi ya. Güneşli 2 dakika fazla kaldı. Kardaki yansımadan falan kadına inmeyindi ya. Yani şimdi laylonla karda kaya kaya jüriye zor indirdik kadını ya. Peki Taner'cim Güney Afrika diyorsun. Oradan da Zürih'e döndün hemen. O nasıl yani, anlamadım onu çok ya. Ha evet abi, şimdi Güney Afrika'da timsahlara tereyağı sürme turumuz var. Kişi başı 2000 euro abi. Grup indirimi de var. Yalnız 10 kişiden aşağı yapmıyoruz biz bu turu. Timsahlara tereyağı sürmek mi? O ne be? Abi bu timsahlar dere kenarına güneşlenmeye çıkıyorlar ya, o sırada işte Karadeniz pideye yağ sürer gibi. Timsahların güneşle ısınmış sırtlarına tereyağı sürüyoruz. Dangerous oluyor abi. Adrenalinin tadını alıyoruz. Bir şey soracağım Taner'cim. Siz deli misiniz abi? Kim yapar böyle bir şeyi ya? Abi kıyamet gibi diyorum. Sıra var, Allah seni inandırsın ya. Vallahi billahi. İnsanlar tehlike istiyor yani. Rutinden daralıyorlar artık. Ekmek çarpsın. Yani çevir kafanı da camdan bak şu İstanbul'a. Her yer yüksek yüksek binalarla dolu ya. İnsanlar kendini küçük ve ezilmiş hissediyor. Alıyoruz onları. Götürüyoruz Afrika. Hem ayakları yere değiyor. Bir topraklama oluyor. Hem de aslan kaplan kovalıyor. Adrenalin salgılıyorlar. Yani yaşadığınızı hissetmezseniz yaşamanın ne anlamı var Kadir abi ya? Bana mantıklı geldi. O zaman Taner seni de Afrika'da dangerous bir tura götürsün Pascal, ne diyorsun? Aa, ne turu? Nereye? Pascal abi ve onun gibiler için özel bir turumuz var zaten. Kenya'ya. Kenya otlaklarında yaşayan dünyanın en tehlikeli yılanı, en az 2 metre boyunda olan kara mambaları ellerimizle yakalayıp bir tarafımıza sonra leyleklerin gelip çıkarması için gökyüzüne doğru böyle dönüyoruz abi, yukarı doğru. Allah Allah, yeminle tam Pascal'a göre bir şey ha. Yani özellikle leylekli kısmı kaydedin, burada izlemek istiyorum ben. Çok enteresan geldi bana o sekan. Drone ile kaydedeceğim senin için Kadir abi. Beyler ne oluyor ya? Bizim binanın üstüne helikopter mi indi? Evet, helikopter beni almaya geldi ya. Neden helikopter usta? Dangerous abi, adrenalin unutmayın. Tehlike, risk ve adventure. Yani bunlar yoksa ottan farkın yoktur abi. Ben helikoptere atlıyorum. Biz de böyle abi, hayatımız adrenalin abi. Hadi bakalım, hoşça kalın. Dur lan dur, cam açık değil. Ya şu camları temizleyenlere de söyleyelim, bu kadar parlatmasınlar abi camları. Ya cam cilop gibi olduğu için böyle görmeyip bodoslamadan girdiğim bir cam eken vitrin oldu mu? İki kere abi. Sen? Vallahi henüz öyle bir vukuatım yok ya. Ya timsahlara güneş kremi süren adamın sinek gibi cama çarpıp bayılmasına acayip bir kader olur mu kardeşim öyle? Şşş Taner. Kalk canım. Şşş. Alo. Aragaz. Kadir. Söyle çiçi. Mert Fırat mı yakışıklı? Ben de. Nereden çıktı şimdi bu? Soruyorum. Söyle abi. Şimdi karanlıkta sen ama ışıkları yakınca Mert Fırat. Yani yazıklar olsun Kadir ya. Kardeşim Allah Allah. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim minik tosbağam. İncinirsin diye yani. Ama yine de sen bilirsin, istiyorsan söylerim yani. Bana gitme diye mi gideceksin? Ama bir gitmeyeceğim. Oğlum bu şiiri ne ara öğrendin sen ya? Ha?
Pasko, ne ara öğrendin? Ben var ya, uslanmaz bir serseriyim. Mert Fırat sorusu nereden çıktı yavrum? Ha? Neden taktın Mert Fırat'ı sen? Abi çok sevindim ha. E sana ne? Dizide mi oynasam? Şimdi... Yani ben seni dizimde oynatırım Paskal'ım. Senin şu an dizin yok ki. Olduğu zaman. Ya da şu an mesela sağ dizimde oynatırım o zaman. Gel şöyle. Şaka bitti mi? Millet gülsün mü? Ha? Ya sen ne sayıklıyorsun dizimizi? Ne oldu? Ne diyorsun sen? Ya Kadir, ha, bir dizi var. Ha. Ufak ufak cinayetler. O da oynamıyor mu? O bir defa ufak ufak cinayetler değil. Ufak tefek cinayetler. Hay Allah seni almasın ya. Ufak mufak ne kardeşim, idare et der gibi. Cinayetin ufağı mufağı mı olur kardeşim? Hani adeta pazarlık ediyordum abicim, cinayetin ufağı mufağı yani olur mu? Ya olur abi, ufak mufak bir şey ya gibi. Abi o diziden sonra kızlar var ya, Mert için öldü bitti. Ya bak, bu Çukur'daki arasında çok hastası var Pascal. Ha, Çukur dizisi var ya. Ben sana hastayım abi. Metro FM evimiz, Kadir Çöpdemir babamız. Berhudar ol yavrucuğum, berhudar ol. Zorlama kendini fazla. Keramet dizide değil. Kasa yine aynı kasa. Bak ben kaç tane dizide oynadım. Hiç gördün mü kızların bana hasta olduğunu? Bana hasta olsalar grip olurlar zaten Paskal'ım. Kuş palazı olurlar, Allah muhafaza. Öksürek gelir yani. Abi ben bu dizi işine gireceğim valla. Çürçeyi de söktüm. Küllerimden var ya, yeniden doğacağım. Ya Paskal'ım, o külleri savururlar ha. Bak kolay değildir setler. O külleri nargileye köz yaparlar, ruhun duymaz. Ayrıca o sahada zihinlere kazanan ne bileyim bir el daldırma olayından sonra yani sana gelecek rol belli yavrum ya. Ha? Fatma Gül'ün suçu ne? Ki o da bitti yani zaten. Kadir şey durdu. Aşkı memnun. Behlül olurdun değil mi? Zaten Kıvanç Tatlıtuğ'u da epey bir andırıyorsun. Behlül sen oynardın ha? Ne diyorsun? Davga geçme be. Yok ya, o sizin eski Beşiktaş'ın hocasıydı, doğru, onu geçtiler. Bitti Paskal'ım. Bak gel sen bu dizi sevdasından vazgeç aslan parçası. Harcarlar, hor görürler, ezerler. Kadir doğru söyle. Sen var ya, senin şöhretinin önüne geçmesinden korkuyorsun değil mi? Ay ay ay, aman hiç güleceğim yoktu. Tabii. Ha, oğlum seni şöhretler büfesinde ekmek arası tost yapar yerim ben ya. Sen kısa donla gezerken bu halk beni tanıyordu afacan. Kısa don mu? Forma mı? Kısa değil mi ya işte, he kısa. Doğru dedin abi. Özür dilerim. Kadir baba, biraz gaza geldim. Affet beni. Tabii genç adamsın canım, oluyor böyle şeyler. Kanınız deli akıyor sizin. Yani otur sen burada mikrofonun başında, Kadir abinin göbüşüne yaslan. Yap muhabbetini, bak çorbana. Dizimizi nedir bırak ya. Dizdirme bana kendini tespit gibi Paskal'ım ya. Evet abi. Niz gibi işim var. Maaş gününde yol, yemek, SGK. Allah bereket versin. Tabii abi. Şöyle işte bak. Ha, bu çocuk okur, okur. Gider bu. Aragaz. Paskal. Kadir abi. Yüksek sanatla birlikte duygularını da yükseltmeye hazır mısın can benim? Uçur beni abi. Uçurmak? Hayır. Ben kopartacağım. Şiir insanı kopartır. Bunu biliyor muydun? Yok. Hiç duymadım. Ya şimdi yüksek sanat insanı kendi gerçekliğinden kopartır. Ve asıl realiteye taşır. Çünkü bizler hayatı hep kendi illüzyonlarımızla yaşıyoruz. Zannettiğimiz hayatları yaşıyoruz. Oysa hayat aslında yok yani Pascal. Nasıl yok ya? Biz neyiz? Ya biz varız, buradayız tamam, ama hayat yok. Yani yaşadıkça çağırıyorsun. Hepimiz arzu ettiklerimizi yaşıyoruz yani. Evet. Böyle anlamadığın zaman boş boş evet diyorsun ya, çok hakikaten bu oyunu seviyorum. Sempatik ya. Evet. Ben şiiri okuyayım en iyisi. Sen mi yazdın? Evet Pasko, ben yazdım. Ama önce bir duyguya gireceğim Pasko. Biliyorsun haybeci şiiri okumadan evvel duyguya girmem gerekiyor. Gir tabii abi. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Kadir, duyguya bir kere girsen daha çıkmazsan olmuyor mu ya? Olmaz. Duygu yalama oluyor o zaman. Yani duygu ve his öyle bir şey ki gireceksin çok kalmayacaksın. Yani müsaade alıp ondan sonra çıkacaksın, sonra tekrar bir daha gireceksin. Gir abi. Oh girdim, evet. İşte duygu, işte şiir, işte söz sanatı, işte haşır to the blackboard. O ne abi? İçimden geldi. Hadi başla ya. Tamam tamam, başlıyorum. Tamam, herkes hazırsa başlıyorum.
Sarı saçın ağrını deni gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ajitasyon sanatının dibine vurdun, zerre kadar üzülmüyor mihriban. Aşopmanın ipini çektikçe çektim, nidem beli büzülmüyor mihriban. Mayonu giyip de sinep atmışsın, henüz burada yüzülmüyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, beni öldür el uzatma parama. Gayrimenkul yatırımım var ama halim vaktim sezilmiyor mihriban. Misal telefona koruma taktım, ekran artık çizilmiyor mihriban. Videoda adam çekiçle vurdu, telefonu ezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, zannedersem bu dert beni aşıyor. Bir saattir aynı... Ay. yar deyince kalem elden düşüyor. Zannedersem bu dert beni aşıyor. Bir saattir aynı yeri kaşıyor. Niye derim üzülmüyor mihriban? Gündüzleri hava sıcak da akşamları üstsüz gezilmiyor mihriban. Tam 9-15'e çizgiyi çektim, futbolcular gezilmiyor mihriban. Sevdiğim mihriban. Alo. Ay. Ay. Kadir, bu neydi ya? Ya beğendin yani ha Pascal. Abi çok. Vallahi bak, takdir ediyorum. Çok iyiydi yani. Canım sağ ol. Bilmiyorum, içimden böyle geldi. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Ya sen hiç organik pazara gittin mi? Yok abi, gitmedim. Pazarlık alışverişi nereden yapıyorsun? Normal pazardan. Ben halk çocuğuyum. Ya sen tribünlere oynayacağım diye iyice yalancı düzenbaz bir şey oldun başıma Pascal ya. Ne alaka be? Oğlum senin evde yemek bile pişmiyor ya. Evdeki pizza kutularından pizza kulesi yapılabilir. Son gördüğümde o kadar çoktu ya. Arada olur. Bekar adamız. İdare et. Oğlum senin evde yemek pişmiyor. Yemek diyorum ya. Organik pazara niye gideceksin sen? Organik pazara bir gün gidelim ama seninle. Orada enteresan bir tezgah dönüyor bence yani. Ne gibi abi? Bir kere alacağın şeyin başına organik geldi mi fiyat 3'e katlanıyor abi. Yok işte doğal ortamında kimyasal ilaç atılmadan falan diyorlar. Yani her şey doğal diyorlar. Fiyatta birinden doğal olup langırt diye şey yapıveriyor. Abi o zaman normal. Pahalı olur. Hormon falan yok. Ya hormon meselesi de yanlış biliniyor ha. Ona şimdi değinip Canan Karatay gibi başlamayacağım yani. Ya tamam, doğal olunca daha pahalı oluyor da al market reçelini, al aç kapağını, kapağın altında pötikayla bir bez sıkıştır, kırmızılı bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Aynı köy reçeli oldu işte. Ya da al bir paket kuru fasulyeyi marketten, koy bez torbanın içine, bağla ağzını iple, al sana organik fasulye oldu. Ya Kadir, herkesin aklı senin gibi üç kere çalışmaz ki. Kardeşim. Aklı keşke en fazla benim kadar üç kağıda çalışsa. Burası İstanbul ya. Adamın içinden donunu alıyorlar, ruhunu duymuyor. Organik pazardaki köy yumurtası satan masum esnafı ben tenzih ediyorum. Ben ona bir şey demiyorum. Ama yani zaman ve zemin adam tokatlamaya çok müsait. Bir ambalaj değişimiyle alıveriyorsun market ürünün üç katına. Ama bilmiyorsun hakikaten öyle mi değil mi, anladın? Sonra ne oldu? Ne oldu abi? Abi seni organik öperek yedirttiler market reçelini, fasulyesini. Oradaki ürünleri denetleyen birileri var mı? Yok. Nasıl, biz ne yedik, nereden biliyoruz efendim? Kadir, sen arar bulursun. Ya bilirsin, bulurum. Zır deliyim ben Pascal. Ya Kadir, ben bu kadar kasmıyorum. Yalan yok. Marketten de arıyorum. Ya sen zaten hormonlu yersen ne olacak sana ki? Senin bünyeyi gören hormon ayağa kalkar, cekede ilikler, abim saygılar der, kaybolur gider ya. Sana ne yapar hormon ya? Abi, sporcu bünyesi var. Altyapı sağlam. Ya altyapı derken o sırıtışını dinleyici görmüyor tabii ama ben görüyorum bak, ona göre ha. Kadir sayımda var ya, onlar da biliyor. Bilsinler Pascal, bilsinler. Sen sürekli burada prim toplamaya yönelik hamleler yapmaya başladın ha. Bak bir şey söyleyeceğim, bunu yapıyorsun.
Ondan sonra madara olan biz oluyoruz. Olmuyor yani. Kadir, sen çok seviliyorsun. Arıyı kapatmam lazım. Bak ben sana söyleyeyim. Sen Kadir abini karşına değil arkana al. O zaman gönüllerde yerin hazır. Senin arkamı almak iyi bir fikir değil. Bence. Al işte. Çok yanlış yoldasın Pascal. Konum atayım ben sana istersen. Yorundan dönmem. Aman be. Konum attım yalnızlığa. Bir hasretten izinle. Lanay lay lanay lay. Aragaz. Pascal saat kaç? Abi saat çok erken. Ya okula bu saatte kalkar giderdim ya. Vallahi geldik şu yaşa yine bu saatte kalkıyoruz değil mi? Biz ne zaman yatacağız da göğünümüzün çektiğince uyuyacağız kardeşim? Bana söyler misin bu işin olurunu? Kadir, yalnız meslek seçtik. Ya gece çalışmalı işimiz olaydı daha mı iyiydi dersin Pascal? Ama Kadir, ben var ya gece çalışmayı sevmiyorum. Uyumak istiyorum. Ya gece uyu gündüz uyu. Sen de ne ara çalışmak istiyorsun aslan parçası, onu de hele onu bilek ya. Abi ben öğlen çalışayım akşama evde oturayım vallahi. Ya sana dönerci mi açsak acaba Pascal? Beşiktaş'taki gibi 4-5 saat çalış, herkesi doyur, güzel döner yap, sonra kapat dükkanı yallah evine. Ha? Rızkını kazan, keyfine bak mı yapsak sana? Bana uyar Kadir, döner severim. Pascal sen döner seversin de bu Kadir kardeşi sevmez mi zannedersin? Ruhumu veririm lan ben dönere, ruhumu. Dönerin böyle şişine tutunur, döneli döneli pişerim, pervaneler gibi teslim ederim. Gıkım da çıkarsın namerdim ha. Kadir, buradan çıkınca dönerce giderim. Ha? Gidelim Pascal, gidelim yavrum. Seninle ben her yere giderim. Ölüme de ölüme gideyim, dönüme de dönüme gideyim. Ölümlerden dönerim ona gideyim. Yeter ki ucunda bir lokma olsun da bir şey yiyelim lan. Kadir, yeni acıktın sen. Bak benim mezar taşıma doyamadım yazacak. Halbuki ben yaşamaya doyamadım. Mevzu başka olacak ama millet diyecek ki ulan bu ne çok yedi, hayatı boyunca doyamadı ya. Tamam Kadir, ben mevzuyu biliyorum. Yeter o kadar. Beni bir tek sen anlıyorsun Pascal. Bir de canımın içi dinleyicilerim anlıyor Pascal. Gerisi yeminle havacı var. Bak o kadar diyorum sana. Ya Kadir ya. Döneri nerede yiyeceğiz? Konu değiştirme. Ha ben de onu diyecektim. Nerede yesek acaba döneri hacı? Dinleyici soralım. Soralım canım kardeşim. Soralım iki gözümün çiçeği. Bu arada ben tarif edeyim. Evvela dönerin kralı nasıl olurmuş? Ondan sonra tavsiyeler yağsın patır patır Twitter'dan bize yardırsınlar efendim. Neydi Twitter adresimiz? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Sizce iyi döner nerede olur? Siz onu bir yapıştırın bakalım Twitter'dan. Bir bakalım bir ortak yönlerimiz var mı? Bak şimdi sevgili dinleyenler, nasıl bir döner biliyor musunuz arzu ettiğimiz? Böyle kokusu bir kere yani bir 20 metre öteden bir burnunu gıdıklayacak adamın. Yani diyeceksin ki ya Rabbel alem cennetten bir pencere mi açtı? Bu ne koş bir koku, nasıl bir raiya diyeceksin. O kertede aramaya başlayacaksın bu güzelim kokunun kaynağını. Böyle çeke çeke, böyle kökleye kökleye, siftire siftire böyle varacaksın ki ana o bir de ne göreceğim, bir afeti devran, bir çarkı felek dönüp duruyor aheste aheste alevlerin önünde. Tabii makbulü odun bunun ama odun ateşinde efendim 1-0 önüne başlıyor maça da. Yani öylesi olsa iyi olur, olmasa da olur. Sonra o hayvanı yayla hayvanı olacak. Olmadı özel yetiştirme. Böyle özel kıymadan ibaret değil, parça parça löpür löpür et olacak üstüne. Yaprak yaprak. Ay. Of Kadir ya, canım çekti. Çok fena. Fena olacaksın tabii. Kokusuyla ayrı, ne bileyim simasıyla ayrı cezbedecek seni. O töner bıçağı bildir bildir böyle bedeninde süzüldükçe şıpır şıpır damlayacak yağlar. Parça parça kopacak etler böyle dönerden. Ondan sonra kaşıkla küreğe, oradan minik kantarın üstüne tartırıp satacak usta. Döneri kafasına göre böyle göz kararı vermeyecek. Yani adaletli bir şekilde. En sonunda üstüne yumuşacık pide olur. Yani o tombik ekmek de çok seviyorum ben. Lavaş da olur. Saracak böyle güzel. Yanında da ayranla beraber vah yapıştıracaksın. Kadir kapatalım dükkanı. Dönere koşalım. Az kaldı. Önce tavsiyeleri alalım. Efendim bize yazın lütfen. İstanbul'un en güzel döneri nerede? Ankara'nın, İzmir'in, ne bileyim bizi dinlediğiniz her yerin en güzel döneri sizce nerede? Diğer şehirlerden de bekliyoruz. Hadi bakalım. Pascal. Efendim abi. Bir kafayı kaldır baksana sadece. Hadi yo. Hadi kalk ya. Tabii abi. Efendim hafta sonu geldi çattı. Gönlünüze göre eğlenceli, dinlenceli.
Nasıl istiyorsanız böyle bir hafta sonu tatili geçirin. Nasipse pazartesi günü kaldığımız yerden devam edelim. Paka paka. Bye bye.